Attack on Titan'da büyük ihtimal en karışık duyguların beslendiği karakterlerden biridir. Niye mi? Seveni çok, gereksiz bulanı da çok. Peki Jean adı niye Jean? Veya nasıl alışkanlıkları vardı? Bu arada Jean diyorum. Bunun böyle bu isim de bir efsane. Zaten bütün Attack on Titan'daki karakterler gibi. Jean Fransızcadan gelme. Jean da denilebilir. Japonların ne dediğini unuttum. Türkçe'de nasıl denilecek onu da bilmiyorum. Ama ben Jean diyeceğim çünkü Fransızların konuşma şekli bu olduğu için Jean. Peki bu Jean'un adı niye Jean? Veya nasıl alışkanlıkları falan vardır. Kasaya olan aşkının da videoda parçası olacağı bir video hazırladım size. Videoya geçmeden videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Malum AOT kitlemiz küçük, büyüsün biraz. Bir, ilk gösterim. Jean ilk olarak Ted Day adlı bölümünde gösterilmiştir. 2, doğum günü. 7 Nisan gününde doğmuştur. 3, boyu ve kilosu. 850 senesinde 1.75 boyunda ve 65 kiloda olan bir Jean, 854 senesinde yani 4 sene sonra baya bir boy atarak 1.90 boyuna gelmiş ve 89 kilo olmuş. 4 en sevilen oylama. Jean en sevilen oylamalarda sırasıyla 9, 4, 5 ve 6. sırayı almıştır. 5. Neden Jean? Isayama, Jean adının karakterinin halkın bir temsilcisi gibi olduğu hissini verdiği için seçtiğini de belirtmiş. 6. Adının anlamı. Jean, Tanrı lütufkar olmuştur anlamına gelen John kelimesinin Fransızca versiyonudur. 7. Jean ve Armin. Jean ve Armin serinin ilk taslaklarında aslında tek bir karaktermiş. Bu da ilginç bir bilgi. 8. Yazarın en sevdiği. Yazar Isayama bir röportajda Jean'un en sevdiği karakter olduğunu dedi. Daha sonraki röportajında da Reiner olduğunu söylüyor. Ondan sonra da bir şeyler söylüyordur. Yani bu değişiyor. Benim için de değişir bu. Yani genel olan bir şeydir bu. 9. Yumruğunu sıkma alışkanlığı. Jean büyük bir çelişki hissettiğinde yumruğunu sıkıca sıkma ve ona dikkatle bakma alışkanlığına sahiptir. 10. 19. Fake cilt. 19. cilt için sahte bir ön izlemede Jean'un Mike Zaharias'ı yiyen Titan tarafından yutulduğu görülüyor. 11. Titan Jean. Sahte bir ön izlemede Jean bir Titan olarak gösterilmiştir. Titan 7 metre civarındaydı ve Jean'un yüz hatlarını bayağı da andırıyordu. 12. Bilek güreşi. 104. birlik arasında bir bilek güreşi şampiyonasında olan Jean en fazla Eren ile berabere kalabilmiş. 13. Keşif birliğine katılışı. Jean ilk başlarda askeri polise katılıp iç duvarlarda sakin ve güvenli bir hayat yaşamak için istiyordu. Ancak ilerleyen bölümlerde bu kararından vazgeçip keşif birliğine de katıldı. Bu kararı Marco'nun cesedini gördükte ve takım arkadaşının onu yüreklendiren cesaret verici sözlerini aldıktan sonra da verir ve keşif birliğine katılır ki bunu biliyoruz. 14. İstatistikleri. Jean seride her ne kadar iyi kararlar verebilen bir lider ve takım arkadaşı gibi görünse de istatistikleri takım çalışmasını 10'da 5 olarak geçmektedir. Diğer istatistikleri ise şöyledir. Savaş 10'da 9, girişim 10'da 8, fikir 10'da 7, farkındalık 10'da 10. Ve 15. Mikasa aşkı. Jean Mikasa'yı ilk gördüğü anda aşık olmuştur. Bu yüzden Eren'i kıskanmış ve birçok tartışmaya da girmiştir. Jean Valsina'da Mikasa ile evlendiği ve onun çocuklarının annesinin olduğunu da hayal etmeyi bayağı seviyormuş. Yani değişik bir hayal. Ben o hayali görmek istemezdim açıkçası. Jean hakkında denilecek çok şey var. Böyle bir şey demeliyim. Benim baştan beri sevdiğim bir karakter değildi ama gittikçe de çok hoşuma giden bir karakter. Finale gittikçe de yine biraz zaman ekrandan gitmesi, hani yan rol olduğu çok belli olması beni yine üzen bir karakter. Şimdi burada biraz manga only konuşmak zor yani şu olacak. Ben direkt şöyle yapacağım arkadaşlar. Direkt buradan itibaren mangayı da kapsayarak anlatacağım. Çünkü onu konuşmadan edemiyorum. Yani eğer siz animeciyseniz teşekkürler, hoşçakalın. Gerisi sizi ilgilendirmiyor. Mangacılara da şöyle diyeyim. Arkadaşlar şimdi Jean hakkında gerçekten çok şey diyebiliriz. Finali düşünüyorum. Finalde hadi neyse yine bu kadar böyle ölümcül, kötü, berbat bir sahnesi yoktu. Ama daha özel, daha verimli bir şey de görmek isterdim.
Benim John ile ilgili takıldığım çok büyük bir olay var. Manga bittikten sonra 6-7 cilt çıkmıştı. Yani John'un Mikasa'nın peşinde olduğunu biz tahmin ediyorduk ve biliyorduk. De o çıkan 6-7 kısım dedim kusura bakmayın sayfalarda da John'un Mikasa ile evlendiğini net görebildiğimiz bir yer var. Hani net dediğimde arkadan görüyoruz ama hani bu John değil de başkası olması salaklıktır. Ve ben hani burada biraz saçma buluyorum. Tamam Mikasa iyi hoş da Isayama için bunu diyorum. Gerçekten böyle bir şey düşünseydin sonda. Yani şöyle bir şey diyeyim size. Tamam bu bir karakterin aşkı olabilir, evlenmek isteyebilir. Ama benim gözümde Mikasa John'u hak etmiyor bu fantazide. Çünkü Mikasa full Eren'in peşinden ağlayan, Eren için ölen bir insandı. Yani orayı daha bir güzel yapabilirlerdi. Nasıl diyeyim daha güzel, en temizi. Arada bir John'un ilgisini hissedip ona bir karşılık da verebilirdi. Belki direkt yani seri içinde. Net bir karşılık olmasa bile ona bir sevgisini gösterebilirdi yani hoşuma gittiğini, arkadaşça olsa bile öyle bir şey gösterebilirdi. Yani bundan dolayı zaten final çizimler, o son sayfalara ben çok kılım. Tamam, son sayfalara kıl olmanın gerçekten her saniyesi, her anı kıl olmak için bir sebep ama John'u düşününce de hani abi yapma ya, yazık. Bu karaktere de yazık, yapılmaz bence. O sahneyi çok kötü buluyorum. Yani o sahne yani düşününce bu kadar Eren'in peşinden koşan birinin sonunda John ile evlenmesi bence çok kötü. Hani dediğim gibi burada Mikasa'nın John'u halen sevdiğini, burada Mikasa'nın Eren'i halen sevdiğini de biliyoruz. Ve John bir nevi buna kabulleniyor. Bence çok kötü yazmış orayı Isayama. Bu fikrimi de bence kimse değiştiremez. Yani biraz sert bir düşünce ama olmaması gerekiyor da. Olsun ama daha değişik olsun, daha mantıklı olsun. Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Malum yakında anime başlıyor ve inceleme yerde gelecek anime ile ilgili. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoya da like atarsanız da sevinirim. Videonun sonuna Attack on Titan ile ilgili iki video atıyorum. Böyle düşündüğüm, böyle taşındığım Levi'nin bilgi videosu. Çok değişik ve ilginç bir karakter. Onun dışında da Erwin'in bilgi videosu. Seç, beğen, al. Açın birini izleyin. Ben yavaştan kaçar. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ve hoşça kalın. Bu Giorno Giovanna'nın